Size geleceğimizi tahmin etmede en son hangi noktaya ulaşacağımızı göstereceğim. Öncelikle şöyle bir zarfım var ve bir tahminle geldim buraya. Acun Bey, sizden hayatınızda önemli olan iki basamaklı bir sayı istiyorum. Hayatımda önemli olan. Aynen öyle. Kaç çocuğum sizin varsa için önemli olan. Benim için 13'tür çünkü doğum günüm 13 Mart'tı. Sizin için? İyi, 29 olsun benimki de. 29. Gösteriye devam etmek için yanınıza gelmek istiyorum. Müsaadeniz var mı? Tabii ki. Acun Bey, bir zarfla geldim buraya. Görüyorum. Şöyle zarfımı açıyorum. Zarfımı açınca buraya ben bir tahmin yazdım. Sahneye çıkmadan hemen önce. Onu size göstermek istiyorum. 29. İtirazım var. Benim doğum günüm o diyorsun, bana pasta atıyorsun. Zorla doğum günümü söylettin. Ben, kim? Ben baskı altında söyledim. Size herhangi bir baskı yapmadım. Ben sadece bir örnek aldım. Benim için 13'tür, doğum günüm 13. Sizin için doğum şeyiniz nedir? Önemliyseniz hangisi de 29. Bunun için size her seçeneği sundum. Siz bir rakam söyleyin. Her seçeneği mi sundun? Abi. Evet. Neyse, zaten sahnede devam edeceğim. O zaman daha iyi anlayabilirsiniz. Abi bir dakika, ben de sana başka bir şey söyledim. Sen onu tercih ettin. Kusura bakma. Yine bir şey söyleyecek ya. Of. Üzülerek seni bozmak zorundayım. Yanlış anlama. Hiç yapmazsın ya. Evet, bu sefer yapacağım. Kardeşim sen kaç haneli sayı dedin? İki basamaklı. Sen ne dedin? Ha, iki basamak olduğunu duymadım. Üzülerek. Ne üzülerek? İki basamak olduğunu tamam. Duymadım ben. O yüzden seninkini söyleyemedim. Önemli en güzel şey. Peki. En sahnede devam edebilir miyim? Tabii ki mükemmel. Acun Bey, bu arada sizden üç tane gönül... Yok ya, bu sefer ne söyleyeyim? Kaçı söyleyeyim onu söyle. İpucunu ver mesela, evet. Sizden üç tane gönüllü isteyeceğim. Üç tane gönüllü. Sahneye lütfen. Seçer misiniz? Ablam gönüllü işte, sen git. Sen de git. Ona bak, bana git. Bakma. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizin ikinizi bu köşeye alacağım. Hanımefendiyi de bu köşeye alalım. İnsanlar her gün farklı farklı filmler izler. Bu yaklaşık 100 tane, 1000 tane filme kadar çıkabilir. Ama sadece birkaç film akıllarında kalır. Bununla ilgili bir gösteri yapacağım. Şimdi öncelikle sizden buraya bir film yazmanızı isteyeceğim. Ben görebilirim, sıkıntı yok. Sadece bir film. İstediğiniz herhangi bir film adı. İstediğiniz bir film lütfen. Herhangi izlediğiniz, Türk, yabancı. Yandaki arkadaşa verelim. Aynı şekilde siz de altına yazın. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi yerinize uğurluyorum. İki hanımefendimiz iki farklı film seçti. Sizden de bu iki filmden birini seçmenizi isteyeceğim. Seçtiniz mi? Herhangi bir filmi? Seçtiniz. Şimdi yüksek sesle bu filmin adını söyler misiniz? Yüzüklerin Efendisi. Seçtiğiniz filmin adı Yüzüklerin Efendisi. Şöyle bir sayfaları da kontrol ederseniz, diğer sayfalar boş mu diye. Şöyle. Boş, herhangi bir şey yok. Şimdi ben buraya gelmeden önce bir video hazırladım. Onu verelim mümkünse. Yarın akşam iki farklı seyircimiz yüzlerce, binlerce film arasından iki farklı film seçecek. Üçüncü seyircimiz de bu iki film arasından bir film seçecek. Ve seçtiği filmin adı Yüzüklerin Efendisi. Bir dakika. İtirazım var. İtirazım var. Sen yönlendirdin. Zaten Acun Bey, mentalizm zihin yönlendirmedir. Peki. Son gösterim olarak Hülya Hanım, ben buraya bir resimle geldim. Sizi yeni uğurlayabilirim bu arada.
bir resimle geldim, bunu çerçevelettim. Şu kısımda bir saat var ama şu an siz bunu göremiyorsunuz. Şimdi zihninizden bir saat kulesinde olduğunuzu düşünün ve saat kulesi her saat başında ding dang dong şeklinde bir ses çıkarıyor. Şimdi siz ding dang dong sesini duyuyorsunuz ve şimdi bana bir saat söyler misiniz? Tam saat olacak. 5. 5. Yanınıza gelmeme müsaade var mı? Hayır. Gel. Hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Şaka. Bir fotoğraf ve fotoğraftaki saati söyler misiniz? 5. 5. Tıklatabilirseniz gerçek canlı diye. Gerçek çerçevelenmiş bir cam. Gördüğünüz gibi bugün tahminlerim doğru sonuç verdi. Gördüğünüz gibi geleceği bir nebze de olsa tahmin edebileceğimizi İtirazım gördük. İtirazım var. Buyurun. Sen yönlendirdin. Bu nasıl olur ya? Onu da şöyle yaptım. Şu anda saat kaç? Kaç? 5 değil herhalde. 10. 10. Böl 2'ye. Yani şaka maka bir şeyler yaptı çocuk yani, kabul ediyorum. Bu saat meselesinden sonra gerçekten inandım yani bir şeyler yaptığını. Ondan öncekilerde senden şüpheleniyordum. Gösterim bu kadardı. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederim. İsim neydi? Şahin Akkaya. Nereden geliyorsun Şahin? İzmir'den geliyorum. Tamam. Şahin bu arada notlarda var, pardon. Eski finalist. Evet, evet. Eski finalist. Ben bir hatırlar gibi oldum. Daha önce... Evet, geçen sezon gelmişti. Evet, evet. Yani sesinden de hatırlar evet. gibi oldum. Ben o zaman ne demiştim? Evet demiştiniz, beğenmiştiniz oldukça. Demek zihnimi yönlendirmiş. Yoksa ben... Evet. Değil mi? Yoksa ben evet demem yani. Şimdi de zihnini yönlendirir misin? Çünkü hakkında pek iyi düşünmüyor. Umarım iyi düşünür. Yönlendir. Yani hep gördüğümüz, alıştığımız şeyler aslında açıkçası. Yani hiç... Ya gördüğümüz, alıştığımız da adam... Artık sıkıldık taktik, ya. Taktik maktik yok. Bam 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 yaptı. Evet. Bu saat meselesi beni gerçekten şaşırttı. Nasıl olur? Hani biliyorum, kendimden biliyorum ki hiçbir hile yok bu işte. Dolayısıyla bir şey diyemiyorum yani, zorla hakkınla falan alacaksın alırsan. Yoksa oyunlar beni çok hani böyle ooo yapmadı. Nasıl evet. yapmadı? Her şeyi bildi adam. Bildi de yani hep daha önce yapılmış şeyler. Değişik bir şey yapıp da ya. Bilseydi hoo olurdu. Mentalizm tekrarı sever. Ay, ne alakası evet. var? Yani mecburen... Göre göre hayır diyemem yani. Öyle bir durum mentalizm var. Mentalizm diye bir şey var mı? Sen uydurdun mu? Yok, bu var. Araştırabilirsiniz. Sihirbazlık bölümünün belirli dalları oluyor. Manipülasyon gibi. Mentalizm de genelde zihin yönlendirme ve akıl okumaya dayalı. Anladım. Demek ki sen uydurdun. Peki Ali abi, oynama için. Ben evet diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yönlendirdi Ali. Kukla gibi sen. Evet. Evet, mecburen evet diyorum yani, mecburen. İşte burada saat var. Valla çok isteyerek demiyorum ama yani hakkını helal et ama gerçekten mecburen diyorum. Olsun Hülya Hanım, çok teşekkür yani, ediyorum evet. yine de. Bayağı 5, şaka mı? Saat 5.30 gösteriyor burada. İlerledi deminden beri tabii. Evet. Ya bizi yönlendirdin resmen. Ben de evet diyorum. Çok teşekkür ediyorum Açın Bey. 3 evetle buluyoruz. İyi akşamlar.